İbrahim'inden Sultan İbrahim'inden Mustafa'sına hepsine kadar bugün Abdülhamit dönemine kadar olan Osmanlı tarihi Ahmet Vefik Paşa'nın yazdığı da ders kitabıdır. Abdülhamit ve Abdülhamit sonrası dönemde Cumhuriyet dahil Vefik Paşa'nın şablonu çerçevesinde yazılmıştır. Sayın Bahçeli size bir soru var. Hı? Okuyayım mı? Gözünüz çok şık. Karım çok güldü bu gözlüğü. Abi ben de ona gözlük alıyorum. 15 lira falan gözlük. Kaybediyor. Her günü bir yerde bırakıyorum. O yüzden buldukça gözlük alıyorum. Yani bunu aldım. Karım dedi ki bir de bıyık taksaydın dedi. Tam burun bıyık gözlük komedi filmine benzerdin dedi. Murat beğendi ama. Şöyle soruyorlar. Tarihçiler eldeki belgelere en uygun senaryoları yazabilen yazarlardır denilmesi doğru mudur? Ya belge zaten olayı gösterir. Belgeye göre niye senaryo yazılsın? Belgeden olayı anlarsın zaten. Ama bugünkü Türkiye'deki tarih anlayışını kastediyorlarsa bizde çarpıtma yoktur. Şimdi peki Murat, çarpıtma yoktur diyorsun da şimdi diyelim ki aradan bugünden sonra 300 sene geçtim ve birisi bugünü yazmaya kalktı. Ne yapacak? Arşiv tarayacak. Geldi taramaya. Bir önce girdi Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivlerine, taradı son 5 yılı. Sonra gitti Yeni Şafak Gazetesi'nin arşivlerini taradı son 5 yılı. Sonra gitti Star Gazetesi'nin arşivlerine taradı son 5 yılı. Ardından da gitti Hürriyet Gazetesi'nin arşivlerine taradı son 5 yılı. Bu adam nasıl bir tarih yazabilir? Şimdi Fatih. Güzel. Neyi yazacak? Mesela 2009 sonbaharında Türkiye'deki domuz gribini yazacak. Değişik bir şey yoktu ki, hepsinin aynı yazılıdır. Fark ne? İşte biraz önce haberlerde Sağlık Bakanı şu kadar aşı getirdik, şurada şu kadar oralar rastlandı, vakaya rastlandı. Onu yazacak. Zaten tarih olayı yazmaktır. Ama şunu demek istiyor Fatih'im. Yani diyelim ki bugünün AKP iktidarını yazacak. Yani o yaklaşımlar o kadar farklı ki hangisini yazacak, hangisini? Demeçler değişmiyor ki. Efendim? Şimdi tarih yazarken temeli gazetenin yorumu teşkil etmez. Ama şimdi verdiği haberi veriş biçimi yoruma gerek etkilemez yok mi? Haberin aslı var zaten. Neyi mesela? Tayyip Ermeni açılımı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Bursa'da bir araya geldiler. Efendim, protokol şu maddelerden meydana geliyor. Tarihi ilgilendiren taraf burasıdır. Onun üzerine çeşitli yorumlar yapılabilir. Şu karşı çıktı, bu destekledi. Öteki daha pro-Ermeniyen oldu, Ermeni yanlısı oldu. Şu o yapılabilir. Bunlar tali unsurlardır, yan taraflardır ama bir açılım olmuştu, bir protokol imzalanmıştı, bir araya gelmişlerdir. O gazetelerde o bir konuda hiçbir fark yok ki. Haber aynı, yorum farklı. Haberde de yorum olmaması gerekiyor. Haberde zaten ana haberlerde yok zaten. Ama mesela bazı meseleleri görmüyor bazı gazeteler. Görmüyor bazı gazeteler. Veya haberleri yorumluyor. Öteki mutlaka görür. İşte onu bir araya getirmek de tarihi yazmak. Ama zaten görür onu yazan. Yahu mesela Sultanahmet zamanında. Şimdi mesela sadece Yeni Şafak'ın, sadece Star'ın veya sadece Cumhuriyet'in arşivine ulaşır yazarsa, onu diyorum ben de, Başka tarihler yazar. Birisi gider o tarih oradan yazarsa başka bir tarih. Şimdi kere Fatih, gazeteden tarih yazılmaz. Tarih belgeden yazılır. 300 sene sonra bunu yazacaksa Ermenistan'la imzalanan protokolün orijinali zaten arşivdedir. Gider arşivden onu yazar. Şunlar desteklemişti, bunlar karşı çıkmıştı diye. Biliyorsun 2-3 sene sonra tarih nerede olacak biliyorsun değil mi? Nerede? Google'da. Google'a basacaklar, düğmeyi arayacaklar, o da yazacaklar. Şimdiden başladı. Evet. Şimdiden şu başladı. Anda Google Eyes diyorlar ona. Dün bir seyircimiz, siz diyor Şeyhülislam Mustafa Sabri'nin Atatürk hakkında verdiği idam fetvasını nasıl görmezden gelirsiniz diyor. Fetvanın bahsi bile geçmemişti ama. Kardeşim dedim, fetva Dürrizade'nindir. Ya. Yeah. Cevap geldi biraz sonra. Wikipedia'ya baktık. Haklıymış. Hayır. Mustafa Sabri yazıyordu. Aa. Evet efendim. Wikipedia'nın güvenilir bir kaynak olmadığının farkında değiller mi? Wikipedia sürekli değişen bir kaynak. Wikipedia'da meşhur bir isimden almış. Burada yazıyor Mustafa Sabri. Ya fetva ile Mustafa Sabri'nin alakası var.
Demin demiş... okuduğun şiir Harputlu Rıfat Efendi'ninmiş. Hayır efendim. Bu Rusçuk. Rusçuklu Derviş Kemal isimli bir Bektaşi'nin de çok kişiye mal edilir şiir. Fakat o mal edilen kısımlarda matla beyt hep değiştirilmiştir. Hafız Kemal isminde birisindedir. Bir Bektaşi Derviş'in ve çok güzel bir şiirdir. Aynı zamanda bu şiir, nereden biliyorum onun olduğunu, kendisini tanımış olanlardan Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi tarafından da şey, iyi mi? Resulü Bey'in pederi. Abdülkadir, Abdülbaki Baykara tarafından da tahmis edilmiştir. Vallahi... Ben şehid ibadeyim dostlar demim ya deyleyin, kabrimi meyhane enkazıyla bünyada eyleyin. Gasr olunmaz gerçeği hami... Ma ile gerçeği şehadane. Hayır bizim gitti. Gasr olunmaz gerçeği şehidanı kaza ma ile meyle yorun siz beni bir mezhebi icat eyleyin. Kabrime kandil içindir köyde saga vakfedip şule-i nar-ı arakta ruhumu serşad eyleyin. Öyle. Neyle meyle bir alay mahbub. Neyle meyle bir alay mahbub ile herdem gelip bezmi cem ayinine kabrimde mutat eyleyin. Hayır kabrimde ikad eyleyin. Mutat et ikad. Söyle. Harika. Çok zamandır okumadım. Yadigar olsun. Yadigar olsun bu nazmım. Evliya-i İlahi Sagar'a per açıp gittiği Kemal ardınca feryat eyleyin. Oldu mu? Vallahi bravo burasını. Öyle bravo. Olur. Bravo. Böyle bir edebiyat bilgisi ben kimsede görmedim. Evet. Müthiş. Arap, Fars, Türk hepsi. Ama Rıfat falan söylerdi ama değil. Yani. Hafız Kemal, Derviş Kemal isminde bir Bektaşi şairi. Murat öldüğün zaman çok üzüleceğim ya. Vallahi. Bu kadar bilgi bununla beraber mezara gidecek diye üzülüyorum ya. Ay en güzel işin en güzel tarafı o. Herif Allah ne biliyordu kendiyle götürdü diyecekler. Ama bu bilgiler böyle kayda geçiyor bunlar şimdi. İnşallah geçiyordur ama o kadar çok var ki yani kayda geçirmek Fatih terabaytlı. En güzel şey namusu herif neler biliyordu kendiyle götürdü dedetmektir. Valla onu bilmiyorum ama Erhan ölümünü bekliyor onu biliyorum. Gelip evi tahane çekmiş. O yeni tarihten anlamaz son dönemden. Hiç. Yine komik bir mail var. Fatih Bey görünüyor ki Fenerbahçe bu hafta yenildi diye çok neşelisiniz. Belki haftaya da biz Fenerbahçeli olarak neşe içerisinde sizin programınızı seyrederiz diyorlar. Vallahi Fener'in kaybetmesine neşeli değilim. Tabii ona da neşeli olabilirim de bizim Galatasaray'ın kazanmasına neşeliyim ama doğru bak Fener'de kaybetti. O da neşeme neşe kattı. Umarım haftaya kederli olmayız burada. genelde bu Galatasaray Fenerbahçe maçlarından sonra ben pek bir kederli oluyorum. Durmadan bizi yeniyorlar. Hep yeniyorlar. Biliyorsun iki tane takım var Galatasaray ve Fenerbahçe diye. Duydun mu? Duydum. Onlar maç yaparlar. Bir de Liverpool diye bir takım var. O bizde değil. O İngiltere'de. Onlar maç yaparlar. Genelde Fenerbahçe kazanıyor son senelerde. Yalnız Ali Kemal hangi takımdandı efendim? Evet. Ali Kemal hangi takımdan hakikaten? O zaman. Vallahi bilmiyorum. Takım tuttuğuna dair bir... Orta bir belki de Manchester United'i tutuyor. Ali Kemal Mektebi Sultanlı değil. Sultanlı değil. Değil. Diğerleri Mektebi Sultanlı da o değil. Diğer yani, hainler Mektebi Sultanlı da. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra yani 19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra bize isyan ederek kurulan bütün devletlerin kurucuları ve liderleri efendim Mektebi Sultanlı'dır. Başta evet, Bulgaristan. Doğru. Evet. Evet. Krallar vardır, başkanlar var. Vatanseverlere yetiştirmişiz hep. Evet. Herkes kendi vatanını sevmiş. Bulgar vatan severiyor ama kendi vatanını sevmiş. Hepsi kendi vatanını sevmiş. Evet, yarın erken kalkacağız diye isyanda izleyiciler. Evet, biz de yarın erken kalkacağız değerli izleyiciler. İki çeyrek geçiyor. İki çeyrek geçti saat. Yarın biz erken kalkacağız. Sen zaten direkt tayyareye gidersin buradan. Şeye gidiyor. Paris'e gezmeye gidiyor sanmayın. Bibliotek personeline gidiyor. Biraz gezme hepsi bir arada. Evet. Gelirken de bize yemek getirecek. Ne güzel. Ördek getirecek bize inşallah. Ördek zeytinli ördek mi böyle? Yok. Konfi dökener. Konfi dökener. Konfi. Yağında pişmiş.